Ramazan ayı dua ayı olması itibariyle 186. Ramazan'dan sonra bu geliyor, daha sonra çünkü Ramazan'la alakalı hükümler devam edecek. Ama Cenab-ı Hakk'ın arada bunu söylemesi, Ramazan ayı içerisinde özellikle yapacağımız en önemli ibadetin dua olduğuna dikkat çekmek için bu ayeti buraya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 186. ayet. Kullarım beni senden soracak olurlarsa bilsinler ki ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da davetime icabet ve bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki doğru yolda yürüyerek selamete ersinler. Evet. Bu 24. mektubun birinci zeyline bakın. Risalelerde en cami dua bahsinin anlatıldığı yer orasıdır. Beş nükte halinde pek çok soruya da cevap veriyor. Ben dua ediyorum, İşte duam kabul olmuyor diyor bazıları, ona cevap. Adam erkek evlat istiyor ama Allah kız evlat veriyor. Ya ben Allah duamı kabul etmedi, ben erkek istemiştim kız evlat. Hazreti Meryem gibi bir kız sana verirse diyor orada üstad. Bu ve buna benzer, yani farklı yönleriyle dua bahsi 24. mektubun birinci zeylinde aktarılmıştır, anlatılmıştır. Lütfen oraya bir bakınız. Çok derin bir yerdir orası. Aynı zamanda 23. sözde de var. Duanın çeşitleri, insanın fıtraten duaya muhtaç olması, fıtri halimiz zaten dua yapılmasını gerektirdiği, duanın faydaları vesaire de var. Ama özellikle burada ve izâ seeleke ibâdî annî fe innî karîb, çok dikkatimizi çeken bir cümledir bu. Kullarım beni senden soracak olurlarsa bilsinler ki ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Allah bizden daha yakındır. Ama biz nefis itibariyle Allah'tan çok uzakta bulunuyoruz. Bu hususu risalelerde Mesnevi Nuriye'de bir izahatı vardır. Lütfen bakınız. Subhanallah, kulun Allah'tan bayit olduğuna, Elhamdülillah da Allah'ın kula karib olduğuna işarettir şeklinde bir izahat var. Güneşle bizim iki münasebetimiz var. Bir, güneş şualarıyla, rengiyle, hararetiyle bizden bize daha yakındır. Şah damarımızdan, gözümüzün hadakasından daha yakındır. Ama biz nefis olarak güneşten çok uzakta bulunuyoruz. Ben nefis olarak güneşten uzakta bulunmam itibariyle desem ki güneş bana dokunamaz, güneş bana karışamaz, cehaletimi ilan etmiş olurum. Ama güneş şualarıyla, renk ve hararetiyle bana benden daha yakın olması itibariyle desem ki ben güneşe dokunabilirim, güneşle oynayabilirim, ahmaklığımı ilan etmiş olurum. Onun için kul Allah'tan uzakta nefis olarak, öyleyse Allah bana dokunamaz, haşa, Allah bana ilişemez, Allah bende tesir olamaz. Allah gibi bu gibi noksanlıklardan münezzeh ve mualla manasında Subhanallah diyoruz. Subhanallah kulun Allah'tan bayit olduğuna işarettir. Ama güneş şua ve renkleriyle bana benden daha yakın olması, işte bu da Allah bana benden, gözümün hadakasından bana daha yakın yani. Min hablil verid, şah damarımdan daha yakın olması itibariyle de, yani Allah'ın kula karib olması itibariyle de elhamdülillah diyoruz. Allahu Ekber de her iki makamı içine alıyor. Netice itibariyle Allah'ın bize yakın olmasını, bu meseleyi iyi tahlil etmek lazım. Özellikle bunun geniş izahı 31. sözde vardır. Miraç bahsinde Allah bize bizden daha yakınsa Efendimizin miraca çıkması ne demek? Mantığının izahatı yerinde şu Allah'ın bize bizden daha yakın olmasını ifade ediyor. İşte böyle bir Allah'a dua edin. Özellikle bu Ramazan aylarında dua edin manası da vardır böyle. Öyleyse onlar da davetime icabet ve ben hakkıyla inanıp tasdik etsinler. Hakkıyla inanıp, inanarak dua yapmak. Felyesteci bu li davetime koşsunlar. Ben dua edin dedim, dua etsinler. Ama vel yu'minu bi bana desinler.
Üstad da diyor ki duanın en güzel tarafı şudur ki, bu 24. sözün birinci şeyindeki nüktelerde, duanın en güzel tarafı şudur ki diyor, kul elini, gönlünü Allah'a kaldırdığı zaman inanır ki şu anda benim hatıratı kalbimi işiten, içimden geçenleri bilen, ağzından çıkanları işiten bir Allah vardır. Böyle bir Allah inancı, onun için فَلْيَسْتَجِيبُ لِي ile وَلْيُؤْمِنُوا بِي'nin yan yana getirilmesi de duada Allah inancı. Benim her şeyimi işiten, isteklerimi vermeye gücü yeten bir Allah vardır. Gerçekten bu çok önemli. Doğru yolda yürüyebilmek için, sırat-ı müstakimden udûl etmemek için de Ramazan orucu ve Ramazan ayında yapılacak dualara dikkat çekiliyor ki, mesele anlaşılmıştır. Bu duanın faydaları üstünde kitaplarda çok durulmuş vesaire vesaire. Bismillahirrahmanirrahim. Uhille lekum leyletes siyamir rafetu ila nisaikum. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehum. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. 187. ayet. Ey kocalar! Oruç tuttuğunuz günlerin gecelerinde eşlerinize yaklaşmak size helal kılındı. Eşleriniz sizin elbiseleriniz, siz de eşlerinizin elbiselerisiniz. Allah nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için yüzünüze bakıp size bu lütufta bulundu. Artık bundan böyle onlara yaklaşıp Allah'ın sizin için takdir buyurduğu neslin arayışı içinde olun. Şafak vaktine günün ağarması gecenin karanlığından fark edilinceye kadar yiyin için. Sonra gece girinceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikafta bulunduğunuz sırada eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın yasak sınırlarıdır. Sakın o hudutlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah insanlara zararlardan sakınıp korunmaları için ayetlerini iyice açıklar. Açıklama. Oruç ilk farz edildiğinde yatsı namazından itibaren ertesi günün orucu başlardı. Bazı Müslümanlar dayanamayıp eşlerine yaklaşırlar. Allah Teala bu ayeti indirerek orucun başlangıcının fecir vakti olduğunu bildirdi. Evet, bu ayet-i kerimede de çok büyük incelikler ve lütuflar var. Muhtemelen yukarıdaki ayette geçtiği gibi orucu daha önceki ümmetler de tutuyorlardı. Yahudiler, Hristiyanlar. Mekke'li müşriklerde de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan kalma oruç adetleri vardı. Ve onlar oruç tuttukları gecelerde eşleriyle birleşmiyorlardı. Yasaktır bu, haramdır, günahtır diye. Sahabe-i kiram da o örfe uyarak Ramazan gecelerinde eşleriyle birleşmiyorlardı. Cinsel temas diyelim, o manada birleşmiyorlardı. Hatta bazıları birleşiyordu ama bunu saklamaya, gizlemeye çalışıyorlardı. Bunlar tefsirlerde genişçe anlatılıyor. Ama kimse duymasın diye gayret sarf ediyorlardı. Onun için Cenab-ı Hak bu mevzuyu sahabe-i kiramın da durumunu çok iyi bildiği için şerh eyledi. Oruç tuttuğunuz gecelerde, yani güneşin batımıyla biten, daha önce yatsının başlangıcıyla oruç başlardı. Sonra buradaki ayette de işte fecr-i sadıktan itibaren oruç başlıyor.
güneşin batımıyla iftarın açılmasıyla fecr-i sadık orucun başlaması anına kadar o süre içerisinde eşlerinizle beraber olmanızda bir mahsur yoktur. Bir mahsur yoktur değil, hatta burada biraz daha teşvik de var gibi görünüyor. Çünkü o dönem, o an artık bundan böyle onlara yaklaşıp Allah'ın sizin için takdir buyurduğu nesil arayışı içinde olunuz yani ayette. فَالْاَرَ بَيْشِرُوهُنَّ وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ Sizin için bir nesil arayışında bulununuz. Ramazan ayındaki ekilen tohumların daha bereketli olabileceğini de kısmen işareten nazara vererek Ramazan ayında eşleriyle beraber ama çocuk da yapmak için tohumlaşmanın daha iyi olabileceğini, faziletli olabileceğini, utanmayın yani bunu gizlemeyin, yanlış bir iş yaptık da bu işte günaha girdik zannetmeyin şeklinde hem bir izin veriyor, helaldir diyor, ruhsat veriyor, hem de adeta teşvik edercesine meseleyi ifade ediyor. Bu ayette dikkati çeken en önemli nimetlerden bir tanesi bu. Ama alt tarafında da diyor ki, eğer Ramazan ayında itikafa girerseniz, itikafta bulunduğunuz süre içinde, ister gecesinde, isterse gündüzünde, eşlerinizle beraber olmayın, birleşmeyin. Demek ki itikafta değilse, Ramazan gecelerinde eşleriyle beraber olur, olabilir. Ama itikafta ise, gece oruç tutmasa bile, eşi de gelse yanına, onlarla beraber birleşemez. Yani eşiyle birleşme itikafı bozar manasında ayrı bir hüküm de ortaya çıkıyor. Ramazan ayı içerisinde itikaftan bahsedilmesi de burada. Ramazan ayı içerisinde itikafın da eftal olduğu hususuna dikkat çekilmiş oluyor. İtikafı ayrıca fıkıh kitaplarından okuyabilirsiniz. Burada dikkatimizi çeken başka bir husus da oruç ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Burada ip ifadesiyle وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْاَسْفَدِ مِنَ الْفَجِرِ Yani bir sahabi yastığının altına ip koymuş, beyaz ip, siyah ip, onu böyle karanlıkta ayırt edebileceği ana kadar beklermiş. Efendimiz bunu duyunca tebessüm etmiş. Yani hakikatler havastan avama inince hakikat telakki edilir meselesidir bu. Öyle bir ipe filan bakmayacaksınız. Siyah ipten maksat gece, beyaz ipten maksat gündüzdür. İşte o fecri sadık dediğimiz doğuda böyle bir beyazlığın yayılmaya başladığı an. İp yani fecri sadıkın başlangıcı anı demektir ki biliyorsunuz bu mevzuda Türkiye'de bir hayli ihtilaf var. İhtilaf yok aslında bunda. İttifak var da. Fakat fecri sadık ne zamandır? Yani abdusur. O böyle güneşin doğmasına yarım saat kadar filan yiyip içmekten bahsediyor. Yani bunlar doğru değil. Takvimde yazanlar bu mevzuda doğru olan şeylerdir diye söyleyebiliriz yani. Burada aslen üstünde durulması lazım gelen ana hususa gelince tamam fecr-i sadıkın girmesiyle oruç başlar. Güneşin batımına kadar devam eder. Ama dünyada öyle yerler var ki 3 ay gece 3 ay gündüz 6 ay gece, 6 ay gündüz, 1 hafta gece, 1 hafta gündüz. Üstad ben kosturmadayken gördüm diyor. Yani 1 hafta güneş batmıyordu. Acaba bu tip yerlerde olanlar nasıl oruç tutacaklar? Madem İslam alem şumuldur, bütün dünyayı kucaklar. Onlar nasıl yapacaklar? Bu mevzuyu da şimdi genişçe anlatacak halim yok. Fıkıh kitaplarına bakabilirsiniz. Ancak risalelerde, muhakematta 12. mukaddime birinci meselesinde bu hususa gelişle üstad temas ediyor. Kutuplarda bulunanların namaz kılması, beş vakit namaz, beş vakit yok çünkü orada oruç tutmasını anlatıyor. Üstadın orada vermiş olduğu fetvanın da Şafii mezhebine göre bir fetva olduğunu da bilerek hareket etmenizi tavsiye ederim. İtikaf üstünde genişçe durulabilir. Burada ve entum akifune fil mesacid. Mescitlerde itikafın üstünde duruluyor. Erkekler için bu. Bayanlar kendi evlerinde itikaf yapabilirler. İtikafın belli şartları var fıkıh kitaplarında. Şu anda ona da girecek durumda değiliz. Eğer ona da girecek olursa biz bu tefsiri bitiremeyiz. Şöyle kısa bir maaliyle meseleyi
ana hatlarıyla anlatsak o bile bizim için yetecek. Meseleleri böyle anlatıyor ve sonra diyor ki bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah'ın sizler için koyduğu sınırlardır bu. فَلَا تَقْرَبُوهَ O sınırlara yaklaşmayın yani. O sınırları aşmayın demek. Allah sizin için her şeyi apaçık, ayandan ayan, beyandan beyan anlatıyor ki ta ki müttaki olasınız diyor. Ve dikkatinizi çektiyse لَاَلَّهُمْ يَتَّقُونَ olarak bitiyor 187. ayetin sonu. Sonra az geriye gidin. Mesela 182. ayetin sonu لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ olarak bitiyor. Oruç ibadetiyle takva arasında sürekli münasebetler kuruluyor. Oldukça dikkat çekicidir bu. Oruç insanı müttaki yapar. Burada şöyle bir inceliğe girmek istiyorum. Oruç ve takva bağlantısında. Takva haram ve günahlardan kaçınmak demektir. En öne çıkan tarifi olarak bir insanın haram ve günahlardan kaçınması için de Allah beni görüyor ya, Allah beni biliyor ya şuuruyla yaşamasına bağlıdır bu. İşte oruç ibadeti Allah beni görüyor ya, her şeyimi biliyor ya, her şeyime nigahban var, şuurunu en güçlü destekleyen bir ibadettir. Çünkü insanın namazında riyakarlık olabilir. Haccında, zekatında vesaire ibadetlerinde riyakarlık olabilir. Ama oruç ibadetinde riyakarlık yoktur. Neden? Eğer riyakarlık yapsa insanların içinde oruçlu gibi görünür ama yemez. Yani saklı gizli bir yerde yer içer ama o da oruç olmaz. Ama gerçekten oruç tutuyorsa hiç kimsenin olmadığı yerde bile çok susamış ama elini suya uzatmıyor. Çok aç ama meyveler önünde kendisini davet ediyorlar meyveyi yemeye ama yemiyor. Neden? Çünkü burada bile olsa beni gören ve bilen bir Allah var ya inancı hakim olduğundan işte oruç ibadeti hem riyadan uzaktır, riyasızdır ve hem de haram ve günahların terki için en büyük faktör olan Allah beni görüyor ya şuurunun pekişmesi ibadetidir. Murakabe duygusu diyoruz buna. Şimdi geldik yüce. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Evet. 188. ayet. Bir de birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin. Halkın mallarından bir kısmını bile bile haksız yere yemek için rüşvetlerle hakimlere koşmayın. Evet. Bu ne kadar önemli bir mevzu. Ramazan orucunun bu ayetle şöyle bir bağlantısı var. Çok önemsiyorum bunu. Allah yeme dediği için helalından bile yemiyorsunuz. Oruçlusunuz ya. Allah helalından bile yeme dediğiniz zaman yemiyorsunuz. Helalından bile Allah yeme deyince yemeyip yememeye alışa öyle müttaki oldunuz ki başkasının tarlası, başkasının malı, başkasının verdiği rüşveti nasıl yiyeceksiniz ki? Allah'ın emri olduğu için helali bile terk edenler zaten haramlara haydi haydi terk ederler manasında oruç ibadetiyle bu ayet arasında böyle çok ince ve çok derin bir mana vardır. Fahret Nazi Hazretleri tefsirinde bunun üstünde çok genişçe durmuştur. Çünkü oruç bahsi aslında devam ediyor. Bir sonraki ayete geçtiğiniz zaman göreceksiniz ki mesela yes'elûneke anil ehille hilaller Ramazan orucu, Ramazan hilaliyle bağlantısı olduğu için yine hilaller ile oruç kısmen devam etmesine karşılık oruç bahsi bitmeden hala araya Cenab-ı Hakk'ın böyle bir hükmü koyması, evet tekrar ediyorum, Allah için siz helalini bile terk ettiniz. Haram deyince Allah zaten haydi haydi terk edersiniz manasında böyle ince bir mana veriyor. Buradaki hükümler çok geniştir. Bir defa burada
وَلَا تَأْكُلُ اَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ Batıl bir şekilde yemeyiniz yani aranızda malları yemeyiniz. Batıl. Burada batıl kelimesinin çok manası var. Fıkıhta şartlarından birisi veya tamamı eksik yapılan ibadete batıl demiş. Mesela abdestin farzı dört. Birisini yapmazsanız abdest batıl olur. Batıl, müfsit kelimesinden daha farklı bir şeydir. Burada haksızlık diye tercüme edebiliriz. Suat Hoca ne diye tercüme etmişti? Ayeti haksız yollarla. Haksız, evet. Haksız yollarla. Haksız yollarla. Burada batıl haksızlık demektir. Hak kelimesinin zıttıdır bu. Yani hak, helalsa hak, diğeri batıl. Haksızlık batıl. Hakkı varsa ona da hak deniyor. Yani hakkın zıttı batıldır. Demektir. Asılsız manasında, gerçek bir şeyin karşılığı olmayan manasında. Yani ben bir şeyin yapmışım da onun karşılığında bana karşılığını veriyorsa bu hak. Benim hakkım bu. Ben tarlada çalıştım. Güneşin altında çapa kazdım. Akşam bana ücret veriyor. Hakkım bu benim. Ama çalışmamışım. Mesela şimdi var ya kart. Adam bankamatik kartıyla belediyeden maaş alıyor. Çalışmıyor. Batıl yani. İşte bu beyneküm bil batıl ayetine giriyor bu. Hakim rüşvet alıyor. Batıl. Çünkü çalışmamış ki. Çalıştığı karşılığı zaten devletten para alıyor. Bir de benden rüşvet alıyor. Batıl bu. Batıl nedir? Tekrar ediyorum. Asılsız manasında gerçek bir şeyin karşılığı olmayan. Ben gerçek bir şey yapmışım fakat onun karşılığı yok. İşte bu batıl, kalıcı olmayan manasındadır. Hırsızlık batıldır. Çünkü hakkı değil yani. Rüşvet batıldır. Hakkı değil. Bu manada burada batıl olarak malları yemeyiniz. Bu İslamiyet'in temel bir ilkesidir arkadaşlar. Aksini mümkün kılan özel bir hüküm bulunmadıkça hiçbir Müslüman kişi veya kurum başka hiçbir kimsenin malını rızası olmadan veya tam gerçek bir karşılığını vermeden alamaz, yiyemez. Hakimin kararı da bu hükmü değiştirmez. Bak çok önemli bir şeydir bu. Hakime rüşvet veriyorsunuz. Şimdi mesela bu siyasal İslamcılar Türkiye'de hakimlere para veriyor, korkutuyor. Onlar da karar veriyor. Benim malımı alıyor, işgal ediyor. Haciz getiriyor. Satılamaz. Başkasına veremez. Bunların hepsi batıldır. Bakınız yanlış, hakkı olmayan bir kararı veren hakimin bile kararı dinen geçerli değildir. Din o hükmü kabul etmez. Tam bir gerçek bir karşılığını vermeden alamaz, yemez. Hakimin kararı da bu hükmü değiştirmez. Bu haramı helal yapmaz. İşte bunlardan bir tanesi de rüşvettir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen iki sahabi vardır. Bir tarla meselesinde anlaşamamışlar. Efendimiz Aleyhisselam hakem kabul ederek gelmişler. Efendimiz de ben de sizin gibi bir beşerim dedi. Ellerinize, şahitlerinize bakar hüküm verdim. Ama siz bence dedi ahkemul hakimin olan Hazreti Allah'ın huzurunda rüşvetin de delillerin de yalancı şahitlerin de geçmedi. Ahirette Allah huzurunda hesabı düşünün dedi. Ondan sonra tekrar bana gelin. Zaten hakimin mahkemede böyle ahirete hatırlatması sünnet olması da bundandır. İki sahabi ağlayarak geldi. Ya Resulallah ben hakkımı ona veriyorum. Ben dedi hakkımdan vazgeçiyorum. Aralarında anlaştılar. Özellikle burada rüşvet verme üstünde çok genişçe duruluyor. Bunun batıl olduğu ne diyor? Ve tüdülü biha ilel hukkami. Tüdülü burada rüşvet verme yani. Efendimiz Aleyhisselam le'anallahu raşi vel mürteşi buyurmuştur. Allah rüşvet alana da verene de lanet etmiştir. Rüşvet bir sistemin çöktüğünün göstergesidir.
vücudun kanser olduğu zaman tedavisinin gayri kabil olması. Kanser nedir? Hücre artık çürüyor. O hücre, vücut onu değiştiremiyor. Çürüyen hücre. Rüşvet de toplumun çürüdüğünü, eğer hakimler rüşvet alıyorsa, alma, 10 milyonu alma, nasıl olsa bizim kucağımıza düşecek diyor. Makamını rüşvet almada kullanıyor. Çürüdüğünü gösteriyor ve bu batıldır. Evet, yaygın ve yıkıcı bir hastalıktır bu. Bu hastalıktan korunmak için de tekrar Allah beni görüyor, görüyor ya, oruç ibadetinin bu şuuru insanlarda perçinleştireceğine dikkat çekiyor. Ve ayet-i kerime oldukça önemli, oldukça önemli ve derin bir hususu kul hakları noktasına temas ediyor. Evet. Geldik 189. ayet. Buyurun. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَبَاطِئُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 189. ayet. Sana hilalleri sorarlar. De ki, onlar insanlar için, özellikle hac için vakit ölçüleridir. Evlere arka taraftan girmeniz fazilet değildir. Asıl fazilet, haramlardan sakınan insanın gösterdiği fazilettir. Öyleyse evlere kapılarından girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki umduğunuza kavuşasınız. Evet, burada hem adab-ı muaşerete dikkat çekiyor, hem bir cahiliye adetini yıkıyor. Hem de yukarıdaki فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ ayetiyle hilale şahit olursanız oruç tutunuz emrini perçinleştirmiş oluyor. Bir bedevi adam geldi. Dedi ya Resulallah, bu hilal nedir? Yani taş mıdır, toprak mıdır bu? Ateş midir? Nedir bu, parlıyor da? Maddesini sormuştu aslında. Bu münasebette işte bu ayet nazil oldu. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ Sana hilallerden soruyorlar. Kul de ki sen onlara, hilalin maddesi hakkında sana soru soranlara de ki ya o hilal kamer mühennes olduğundan hiye zamiriyle مَوَاكِتُ لِنَّاسِ وَالْحَجِ insanların ibadet vakitlerini ve hac vakitlerini bildiren bir vakitnamedir de. Üstad Hazretleri bu hususu muhakematta ele almış. Buna Kur'an-ı Kerim'in irşadından da bize bir fikir verdiği yönüyle yaklaşarak buna irşad-ı hakimane deniyor. Veya böyle bir cevaba cevab-ı hakimane deniyor. Birinci makalesinin, muhakematın birinci makalesinin 12. mukaddimesinin ikinci meselesinde geçiyor. Bu ayetin bu yönüyle tefsiri. Kaynaklara bakarsanız sonra. Yani o ay ateştir, kömürdür, nurdur desem sana ne faydası var ya? Bize bakan faydası nedir? Onun bizim için bir vakitname olmasıdır. Yani birisi size bir soru soruyor. Öyle bir soru ki onun sorduğuna göre cevap verse ona bir faydası yok. İşte onu vesile kılarak onun faydasına bakan yönüyle cevap veriyorsanız buna hikmetli cevap manasında cevabı hakimane deniyor. Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı çok misaller verilebilir. Bu tebliğ ve irşatta çok önemli bir husustur. Mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a geldi iki tane genç. Rüya tabirlerini anlattılar. Hazreti Yusuf onların rüyasını tabir etmeden önce nasıl olsa ağzına bakacaklar. Kendi peygamberliğinden bahsetti. Veya genç birisi idam edildi, birisi sarayda büyük makama geldi. Tekrar padişahın gördüğü rüyayı anlatmak için tekrar Hazreti Yusuf'a gelince Hazreti Yusuf kendi suçsuzluğunu anlattı ona. Önce sorduğu soruya cevap vermedi. Suçsuzluğunu anlattı. Buna irşad-ı hakimane deniyor. Cevab-ı hakimane deniyor. Bir bedevinin ayla alakalı sorusuna karşı ateş nur olduğu noktasından daha ziyade ayın hangi noktası bize lazım? Faydalı olan yönüyle cevap
bevakitü linnâsi vel hac ifadesidir. Burada bir bu hususu görüyoruz. İkinci hususa gelince ehille kelimesi hilaller çoğuldur. Hilal çoğulu hilaller. Hilal kelimesi belli bir ritimle, belli bir kalıpla bir şeyin devri daimi manasına gelir. Onun için abdest alırken böyle parmakların arasında şöyle gel git yapmaya hilallemek deniyor. Buraya su da gitsin. Hilallemek. Belli bir ritimle git gel yapıyor. Ay da incecik kaş gibi doğuyor. Belli bir ritimle büyüyor. Belli bir ritimle küçülüyor. Tekrar bu devam ediyor. İşte buna hilal diyoruz der. Belli bir ritimle aynı şeylerin tekrarı olduğundan ona hilal diyoruz. Ve bu hilal bizim için dünyanın uydusu olmasına rağmen biz güneşe göre değil ibadetleri hilale göre yapıyoruz. Çünkü mevakitü linnâsi vel hac diyor burada. Hac ibadeti de bu şeye göre yapılıyor. Hilallere göre yapılıyor. Yani kameri aya göre yapılıyor. Çünkü kameri ayların 12. ayı, Zilhicce'nin 9. günü olacak. Neye göre 9? Hilalin görünmesine göre 9. gün olacak. Nasıl Ramazan'da hesap esas değil, rü'yet-i hilal esastır. Hac ibadetinde de hesap değil, yine rü'yet-i hilal esastır. Bizim hacılar da Arap gittiği zaman hacca, bazen çok nadir de olsa onlar bizden bir gün sonra veya bazen bir gün önce Arafat'a çıkıyorlar. Bizim takvimde 9 yazdığı gün Zilhicce'nin onlar Arafat'a çıkmıyor. Bir gün sonra bazen. Ya bizim Türkiye takvimine göre bir gün önce diye biz çıkmamazdık. Veya bir gün önce çıkmak için gayret sarf ediyoruz. Hayır. Onlara uyuyoruz. İşte Ramazan da öyle oluyor. Oruç bahsi de öyle oluyor. Netice itibariyle hem hac ibadetini hem de diğer vakitleri bildiren bir vakitnamedir. Ay, hilal yani bu. Burada bir nükte daha söyleyeyim. Hilal bizim için önemli. Bütün namaz vakitlerimizi bildirdiği gibi hilal kelimesi bizim için sembol olmuş bir kelimedir. Hacla hilalin mücahedesi, mücadelesi diyoruz. Hacla hilalin. Hac Avrupa'da hac. Hac yani. İşte o hac resmi. Hazreti İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmedi ki hac olsun. Uyduruk bir şey. Ama hilalin hakikati var. Hacla hilalin mücadelesi. Hilal kelimesinin ebcedi hesabı 66'dır. Allah kelimesinin de ebcedi hesabı 66'dır. Ve hilal kelimesi tersten yazıldığı, tersten okunduğu zaman da Allah diye okunur. Onun için hilal ile Allah kelimesi arasında hem ebcedi hem de harflerin şekli itibariyle bir münasebet olduğundan biz hilal peşindeyiz. Onun için bütün minarelerimizin tepesinde hilal olması da bundandır. Bu hilale göre biz ibadet yapıyoruz demektir. Hilal bir manasıyla Allah'ın remzidir. Ebcedi değeriyle de 66'nın remzidir. Bunlar önemli. Yes'elûneke anil ehille kul hiye mevâkîtü linnâsi vel hac. Bunlar. Burada bir inceliğe daha temas etmeliyim ki iyi ki sahabi soru sormuş. Yani Kur'an-ı Kerim'in neredeyse 1/5'i sahabenin sorduğu sorulara göre gelen ayetler dinin tamamlanması bu yolla da gerçekleşmiştir. Keza hadis-i şerifler de öyle. Onun için soru sorma önemlidir. Nerede soru sormalıyız? Ne kadar sormalıyız? Nerede soru sormamalıyız? Niçin sormamalıyız? Bunlar yani kesretü sual bazı kavimlerin helak olmasına sebebiyet vermiş. Ama soru sormayanlar da helak olmuşlardır. Çok soru soranlar da helak olmuş. Hiç soru sormayanlar da helak olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de yes'elûneke yes'elûneke diye geçen bir hayli ayet vardır. Yes'elûneke anil mahiyiz. Mesela kadınların hayızından sana soruyorlar yani. Yes'elûneke anil enfel. Ganimetlerin taksimatından sana soruyorlar. Yes'elûneke, yes'elûneke çok önemli bu. Sual sorma. Gerçekten muhtaç olduğumuz bilgileri, gerçekten öğrenmemiz lazım gelen bilgileri sorma. Bunlar önemlidir. Bütün bunlardan sonra şimdi gelen veleysel birru bi en te'tül büyüte min zuhurihe velakinnel birre men ittaka ayeti yani erdemlilik diyor, olgunluk asla evlere arkadan gelip girmeniz değildir. Evlere arkadan gelmeyin.
Erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Herhalde bu bir cahiliye dönemine dikkat çekiyor. Cahiliye döneminde bir gelenek vardı. Araplar da hacca giderdi, umre yaparlardı, ihrama girerlerdi. Yani ben artık ihrama girmişim hacca gitmek için. Millet benim hacca gitmediğimi, eve geldiğimi görürse ayıplarlar. Öyleyse milletin gözü önünde eve girmeyeyim diye evin arka tarafından gelip pencereden eve girerlerdi. Başka bir ayet gelecek zaten bu burada ileride. Evlere pencerelerden girmeyin yani. Evlere, evlerin kapılarından girin ile alakalı bir ayet gelecek. Onun için evlere arkalarından gelmeyin. Yani sizin için ihrama girdikten sonra bir daha eve gelmenin de bir ayıp tarafı yok demek yani. Hatta yolda Efendimiz'in Hudeybiye'de mahsur kaldığı gibi mahsur kalırsınız. Kurban keser, ihramdan çıkar, yine eve gelirsiniz. Yani bunlar ayıp şeyler değildir manasında. Çok önemli bir ahlaki düzeye, mertliğe dikkat çeken ayetlerdir bunlar. Kapıyı kullanmanın mutlaka girmeleri gerektiğinde de kapıyı kullanmanın doğru olmadığını, evin arkasından pencereden girerdi yani şeyler. Bir kısım o dönemin cahiliyesindeki Araplar onu tavsiye ediyor. Evlere arkadan girme ve kapılarından girmenin mecazi bir ifade olduğunu söyleyenler de vardır. Evlere arkadan girmenin bir görüşü savunurken doğru yöntemden sapmamak. Yani burada bir mecaz var demiş bazıları. Lan mesela kulağını böyle gösteriyor deriz ya biz. Lan kulağını böyle gösterme, lan şöyle göster yani. Bu neyse adam bir şey anlatacak, onun delillerini böyle başka deliller getiriyor, mevzuyu dolaştırıyor arkadan. Ya böyle adam gibi anlat, lan düzgün anla şunu manasına. Bu kapılardan arkadan eve girmeyin, arkadan dolaşarak anlatmayın, demagoji yapmayın demek yani. Gerçeğe ulaşmanın da bir kapısı vardır. O da açık ve seçik olan net ve kesin bilgidir. İşte ayet buna da dikkat çekiyor denebilir. Bilime ve gerçeğe ulaşabilmek için en uygun metodun kullanılması gerektiğine de ayet-i kerime dikkat çekiyor olabilir. Burada da yine ihramla, hilallerle alakası var. Çünkü hilalle hacca gidiyor dedi ya yukarıda, ihrama girmenin hilallerle alakası var. Ve onun da takva ile alakası olduğundan vettakullaha leallekum tüflihun, yine de burada takvaya dikkat çekilmiştir. Burada önemli bir fikir vermek istiyorum. Takva kelimesi Mekki ayetlerde de var. Medeni ayetlerde de var. Mekki ayetlerde takvaya davet edilmesi şirkten takvaya davet edilmesidir. Medeni ayetlerde takvaya davet edilmesi ise haram ve günahları terk ederek takva, haram ve günahı terk etme manasında takvaya davet edilmesidir. Bilemiyorum, bir inceliğe dikkat çekebildim mi? Bu hususa da burada dikkat çekilmiş oluyor. Evet, bunu da anlatmış olduk ve geldik böylece 190. ayete. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ 190. ayet. Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Savaşın farziyetini anlatan ayet bu ayet değildir. Hac suresi 39. ayette ilk defa savaşın farziyetiyle alakalı emir gelmiştir. Nerede gelecek? Hac suresi 39. ayete bakarsınız. İslam'da savaşa izin verilirken gidip hücum etmek için değil, onlar üstümüze geliyorsa geliyor, müdafaa etmek için yapılan izinlerdir. Ve bu da sadece ve sadece İlahi Kelimetullah için izin verilmiştir. Allah'ın kelimesinin. Çünkü Müslümanlara hücum ediliyor. Müslümanlar yok olunca İslam'ı anlatacak kimse kalmayacak. Öyleyse İslam'ı anlatan erlerin, sahabi yiğitlerinin ayakta kalması, öldürülmemesi lazım. Onun için öldürmek isteyenlere karşı da biz de karşı çıkarız, savaşırız manasında
Biri ilahi kelimetullah vardır. Ne toprak işgal etmek için ne de servet yani ganimet elde etmek için İslam'da böyle bir savaş anlayışı asla ve kat'a olmamıştır. Ve bu 190. ayetteki emir belli şartlara muallaktır. Ve 191. ayette de 192. ayette de verilen bu savaş izninin belli şartlara bağlandığını görüyoruz. Şimdi 191'i sonra 192'yi de okuyabiliriz. 191 ve 192'yi beraberce okuyalım. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ اِنْتَهَوْ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 191. ayet. Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, dinden döndürmek için işkence yapmak, adam öldürmekten beterdir. Yalnız onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat onlar size savaş açarlarsa siz de onlarla savaşın. İşte kafirlerin cezası böyledir. Açıklama. Fitne, dilde yabancı maddelerden arıtmak için altını ateşe sokmaktır. Sınama, imtihan etme, işkence, ayrıca musibet, bela, günah, fesat manalarına gelebilir. Şirki ve dinsizliği yaymak, dinden döndürmek, Allah'ın haramlarını çiğnemek, asayişi bozmak, vatandan çıkarmak birer fitnedir. Bu ayette hak dinden döndürmek için işkence etmek manasındadır. Mekke müşrikleri ashabtan bazılarına hürmetli aylarda işkence etmişler. Onlar da dayanıp şehit olmuşlardı. Bu ayet böyle bir işkencenin hürmetli aylara riayet edip etmemeden daha mühim olduğu gerekçesiyle işkenceyi durdurmak için savaş ilanına cevaz vermiştir. Nüzul sebebi özel ise de söz fitnenin mahiyetinin öldürmenin mahiyetiyle karşılaştırılmasını ifade ettiğinden hüküm geneldir. 192. ayet. Şayet onlar vazgeçerlerse siz de savaştan vazgeçin. Zira Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Evet, bu savaş hukuku ile alakalı ayetler 190. ayetle başladı ve 195. ayete kadar farklı boyutlarıyla devam ediyor. 190. ayette birkaç şeye dikkat çekmişti. Bir, ilahi kelimetullah için cihat edilmesi. Müslümanları öldürürsek bu ölen Müslümanlar İslam'a hizmet ediyordu, edemeyecekler. Ama bu savaş yaparken bile وَلَا تَعْتَدُوا haksız yere saldırmayın. Saldırdığınız zamanda da haddi aşmayın. Haddi aşmama kelimesi üstünde müfessirler çok durmuşlar. Yani çocukları öldürmeyin, kadınları öldürmeyin, sivilleri öldürmeyin. Bu aşırılığa sapmayın içerisinde çok geniş ama çok geniş bir mesele anlatılmış. Ve bunları anlattıktan sonra haddi aşmayın. وَلَا تَعْتَدُوا var. Bir de Allah haddi aşanları sevmez var. Bunları anlattıktan sonra şimdi bu 191. ayette siyasal İslam'ın yanlış anladığı bir ayettir bu. Kafirleri, müşrikler nerede bulursanız öldürün. E ben buldum burada, vur öldür. Böyle bir şey yok. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ Yani bu çok önemli. Onları yakaladığınız yerde öldürün ifadesi. Onlardan maksat bir önceki ayette geçen size savaş açıp da üstünüze gelenler demektir. Müslümanlara karşı savaş açan düşman tarafıdır bu. Bu çok önemli. Barış zamanlarında, barışın kuralları, savaş zamanlarında ise savaşın kuralları geçerlidir.
Yani Efendimiz Aleyhisselam'a Mekke'den gelip de kervan olarak Şam'a gidenler vardı. Bunlar müşrikti. Savaş zamanı olmadığı için Efendimiz onlara bir şey demiyordu. Müşrikler nerede bulursan bul, öldür. Onları Efendimiz öldürdü mü? Böyle bir şey yok. Tekrar ediyorum bu cümleyi. Savaş zamanlarında savaşın kuralı, barış zamanlarında barışın kuralları geçerlidir. Onun için önceki ayetin ikinci bölümünde Müslümanlara karşı haksız saldırılara ve her türlü aşırılığa sapmaları yasaklanarak savaşın temel ahlak ilkeleri açıklanmıştır. Burada da düşmana hücum ederek askerlerin yakalanıp öldürülmesi savaşı kazanmanın gereği olarak anlatılıyor. Zaten bir savaşı niye yapıyoruz? Karşı tarafa karşı kazanmak için. Onlar hücum ediyor, bizi öldürecek. Biz onları öldürmesek o bizi öldürecek. O zaman o bulduğunuz kafirleri öldürün demektir. Buradaki mesele bu şartlar içerisinde sınırlı, çok sınırlı bir meseledir. Evet, insan gücünün birinci derecede önem taşıdığı savaşlarda kazanmak asıldır. Hayatın gerçeklerinin kötülükleri önlemede savaşmayı gerekli kıldığı durumlarda savaşmak ama barış zamanlarında da bu meselede barışmak ve onların şartları geçerlidir. Onun için ayeti kerimede Cenab-ı Hak la tazlimun ve la tuzlemun ifadesi de vardır. Bakara suresi 279. ayette haksızlık etmemeye ve haksızlığa uğramamaya savaşın sınırları budur. Savaş zamanlarında savaşmanın da ana sınırı Bakara suresi 279. ayeti kerimesinde bu şekilde getirilmiştir. Burada dikkat çeken ve ahricuhum min haythu ahricukum ifadesini zaten mealini okudunuz siz de. Ama vel fitnetu eşeddu minel katil. Fitne adam öldürmekten daha dehşetlidir. Suat Hoca da biraz açıklamada fitne kelimesi üstünde durmuş. Kur'an-ı Kerim'de fitne kelimesi o kadar çok fazla ve farklı ve farklı manalarda geçiyor ki Kur'an'da fitne kelimesi 34 ayette geçiyor. 34 ayette 60 defa geçiyor. Bazen bir ayette birkaç defa geçmiş demek ki. Şimdi ayette burada mealini nasıl verdi Suat Hoca? Fitne yani dinden döndürmek için işkence yapmak. Sahabe-i kirama işkence yapıyor dinden döndürmek için. O fitne mi daha tehlikeli? Milleti dininden döndürmek mi daha tehlikeli? Yoksa o dinden döndüreni öldürmek mi daha tehlikeli? Herhalde fitne bu manada insanları dinden döndürmek daha tehlikeli. İnsanları hem dünyasını götürüyor hem ahireti işkence yaparak dinden döndürüyor. Bir de dinden dönerse ebedi cehenneme gidecek. Onun için biz o fitneyi engellemek için o fitne çıkartanı öldürüyoruz. Yani ayette harp zamanında müsaade edilen fitne bu. Fitneye karşı yani. Buradaki fitneden maksat odur. Gerçekten derin bir manası var. Şöyle biraz aldığım notları süratlice bir aktarmak istiyorum. Fitnenin manaları var. Bir, sınama manasında iptila. Deneme, imtihan manasında Bakara 102. ayette. Taha suresi 40-85-90 ayetlerde geçiyor. Şirk manasında. Fitne bir manasında. Şirk burada da o manada şirk, inkar, müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları inkar ve şirke döndürme gayretleri Bakara suresi 191 ve işte burada geçen 193. ayetlerde Nisa suresinde 91. ayette geçiyormuş. Üçüncü olarak dalale sapma, saptırma manasında fitne Maide suresi 41-49 Saffat 162 azap, işkence ve ateşe atma manasında kullanılıyor fitne. Ankebut suresi 10, Zariyat suresi 13-14, Buruz suresi 10. ayette. Düşman saldırısı manasında fitne. Nisa suresi 101'de geçiyor. Allah'ın kullarına farklı imkanlar vererek birbirlerine karşı niyet ve tutumlarını ortaya çıkartma manasında. Günah manasında. Şeytanın hile ve tuzağı manasında, şeytanın zayıf ruhlu kişilere aşıladığı batıl inançlar manasında
Böylece fitnenin çok manaları var yani. Kur'an-ı Kerim'de en çok fitne kavramı değişik boyutlarıyla geçmiş. Buradaki fitne de hem müşrik yapmak insanları hem de dinden döndürme manasında fitne. Böyle fitne çıkartanlara karşı savaşmak İslam'ın emridir. Savaş zamanı ise bu fitne çıkartanlarla savaşmak, savaş hukuku geçerli. Eğer barış zamanında ise barış hukuku geçerli. Ama mutlaka bir şekilde fitne çıkartanlara karşı savaş yapılması lazım geldiği emri burada ayandan ayan, beyandan beyan anlatılmıştır. Eğer Kabe'ye geldiniz, Kabe'de onlar size hücum ederlerse Kabe harem sınırları içinde bir yer. Kabe'de savaş olmaz. Ama onlar Kabe'de bile size hücum ederlerse edin. Efendimiz veda haçında gittiği zaman bu vardı. Ama yok, onlar Kabe'de size hücum etmezlerse siz de hücum etmeyin demek suretiyle, tekrar edeyim, savaş zamanında savaş hukukunun, barış zamanında barış hukukunun geçerli olduğu, bunlar maddeleştirilmiştir Kur'an-ı Kerim'den iktibasla. Kadınlara dokunulmaz, sivillere dokunulmaz, el aman çekenlere dokunulmaz, mallarına dokunulmaz. Çok önemli. Irzlarına asla dokunulmaz. Mallarına hiç dokunulmaz. Neticede bütün bunlar madde madde geçerli ama bütün mesele insanları şirke götüren, küfre götüren, bölüp parçalanmaya götüren her türlü fitneye karşı çıkmak, savaşta da barışta da bir Müslümanın temel vazifesi olarak burada ifade ediliyor. Fe'inin tehev, onlar vazgeçerlerse size savaşmaya, size savaş çıkartmak için bahane aramayın ve siz de vazgeçin manasında ifade ediyor ki Allah gafur ve rahim ifadesiyle mesele perçinlenmiş oluyor. Ayetlerde bu mevzuda o kadar çok mesele var ki, ama bir de fitne kavramı hadis-i şeriflerde de geçiyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselam fitne, Deccal fitnesinden bahsetmiş. Mesih döneminde yapılacak fitnelerden. Çok önemli. Dini ve siyasi sebeplerle ortaya çıkan sosyal kargaşa, anarşi, savaş arasında fitne. İslam'ın ilk asırlardan itibaren vuku bulan dini ve siyasi çalkantıları, sosyal huzursuzlukları haber veren Efendimiz bunları fitne kelimesiyle anlatmış. Hazreti Peygamber Efendimiz bir takım fitneler yağmur selleri gibi evlerinizin arasından akıp gittiğini görüyorum buyurmuş mesela. Hazreti Osman'ın şehadeti ayrı bir fitne olmuş. Hadis-i şeriflerde fitnelerin zuhuru zamanlarından bahsetmiş. Yakında fitneler, öyle fitneler meydana gelecek ki işte koşan, yürüyen koşandan, ayakta duran yürüyenden, oturan ayakta durandan, yatan oturandan daha hayırlı olacak şeklinde fitneler karşında alacağımız temel ilke, temel tavırlar dikkate alınmış. Aşağıya doğru bu fitne farklı boyutlarıyla daha gelecek ve devam edecek. Anlaşılmıştır mesele. Şimdi bu çerçevede 193. ayeti okuyabiliriz. Hocam, genel manada düne baktığımızda Hristiyanlar veya işte müşriklerle Müslümanlar arasında öyle bir savaş olma durumu söz konusu. Fakat bugün genel tabloya baktığımızda Müslümanlar Müslümanlarla böyle bir mücadele içerisindeler. Buradaki tavır ne olacak? Veya diyelim ki bugün arkadaşlarımızın yani şu anda haksız yere bir fitnenin kurbanı olarak içeride bulunmaktadırlar. Bizim de şu anda onlara karşı sadece içimizdeki buğzdan başka, işte veya gazete, televizyon, şurada burada başkalarına yani Hristiyan dünyasına haklılığımızı anlatmakla yani vazifelerimizi yapmış mı olduk? Şimdi burada düşmanımız bizim müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar olmaktan daha ziyade bu Allah'ın lanetlediği sıfatlardır bizim düşmanlarımız. Eğer bu düşman sıfatlarımız Müslümanlarda da varsa, Müslümanların o sıfatları bizim için de yine düşman sıfatlardır. Deminden beri geçen o fitne kelimesi kimleri çağrıştırdığını siz de hissetmişsiniz ki bu soruyu soruyorsunuz. Mala dokunuyor mesela, çocuğa dokunuyor mesela, malları işgal ediyor mesela. Ne bileyim, yani bir müşrikin, bir kafirin, bir Hristiyanın
bir Yahudinin yapmadığı şeyleri bir Müslüman yapıyorsa Müslümanlık adına, işte bunlar kafir sıfatları, müşrik sıfatları, Yahudi sıfatları, Hristiyan sıfatları oluyor. Onlara düşman olmamız bizim onlar Yahudi Hristiyan olduğu için değil. O sıfatlardan dolayı onlara düşman olduğumuz gibi Müslüman da bunu İslam adına da yapsa, bunları yapıyorsa sıfatlar olarak biz yine düşmanlık yaparız. Eğer onlarla maddeten savaşsaydık biz elimizde silahla, savaş hukuku geçerli olurdu. Ama şu anda biz bunları barış ortamında yaptığımız için barış ortamındaki o soğuk savaş dediğimiz, fikri savaş dediğimiz neleri gerektiriyorsa biz bu mevzuda anlatırız, yazarız, söyleriz, isyan ederiz buna yani. Ve tarihi kayıtlara da netice itibariyle düşeriz yani. Buradaki fitne ile alakalı bir okursanız, hepsi bugün Müslümanlarda var. Müslümanlar Müslümanlara savaş yapıyor. Mesela bizim yani Suriye'ye gitmek için ne gerekçemiz vardı? Böyle bir savaş olmaz. Onlar hücum ederse biz savaş yaparız. Yaparız. Dine göre böyle bir savaş olmaz yani. Bayraktar Hoca'dan bir hikaye dinlemiştim. Bunu buraya tefsir dersine tersir de sokmak istiyorum. Eskiden bir ağa varmış, ama büyük bir ağa. Böyle geniş bir mekanı var, villası var. Bir de yanında kahyası var, hizmetçisi. Kahya ile bir ilçeleri de yani pazara gitmek istemişler. Binmişler, atlar çok güzel, araba çok güzel, muhteşem bir şey. Böyle sohbet esnasında kahya, benim de böyle bir atlarım olsa, benim de böyle bir araba olsa filan diyormuş. Neyse, ağanın işi yumuşamış, demiş ki orada bir ağaçta bir pislik görmüş, at pisliği yolun kenarında, demiş lan kahya, bu ağaçta boku yersen bu arabayı atı sana veririm, demiş yani. Attı atları veya arabayı sana veririm. Yer misin? Yerim ağam, demiş, sen emret. Gitmiş o boku yemiş, atlar ve araba onun olmuş. Artık araba, atlar sahibi oldu kahya. Gezmişler, dolaşmışlar, işte neyse işlerini görmüşler. Akşama doğru tekrar çiftliğe dönmüşler. Lan ağanın da içi gidiyor yani. Bu arabalar gitti, atlar gitti. Ta çiftliğin girişinde bir bok görmüş ağa. Demiş ona, kahya ben de bu boku yesem tekrar bu at ve arabaları bana verir misin? Veririm ağam, demiş. O da o boku yemiş. Sonra kahya demiş ki, ağa buradan çıkarken bu at araba senin. Şimdi yine senin oldu. Oldu da lan biz ikimiz bu bokları neden yedik? Ne oldu lan, biz 7 sene 10 sene önceye döndük. Lan bu bokları ne yedik biz yani? Bu kadar insanlar geldi. Oraya gitti. Kaç insan evinden oldu yani? Ölenleri bırak. Onlar ayrı. 200, 300 bin aile dağıldı orada. Herkes savaşın korkusundan kaçtı, evlerini terk etti. Lan biz bu boku neden yedik yani şimdi? Buradaki mesele işte bu. Bugünkü Müslümanlar, zaten problem Müslümanlarda kafir sıfatlarının bulunmasıdır. Benim servetimi niye el koyuyor adam? Ben şimdi emeklilik parasını bile alamıyorum. Maaşımı alamıyorum. Öl diyor bana yani. Bu yoktur. İslam'da yoktur bu. Yani şimdi baksanız bunların hiçbirisi, bunların yaptıkları hiçbirisi şu dini ölçülerle telif edilemez. Ayetler de zaten telif edilemez yani. Onun için bunların yedikleri sadece kahya ile ağanın yediğindendir. Evet. 93'ü de okuyalım. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَمْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ 193. ayet. Bu fitne, işkence ortadan kalkıp din ve itaat yalnız... Aynen bugün bu işkence var yani şimdi. Bu işkence, fitne yani. Müslümanlığı yaşatmama fitnesi. Evet. Ortadan kalkıp din ve itaat yalnız Allah'a mahsus oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan ve tecavüzden vazgeçerlerse bilin ki zalimlerden başkasına düşmanlık yok. Biz kime düşmanız şimdi? Zalimlere. Zalimin zulmüne. Burada kafir olması, Müslüman olması ölçü değil. Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur diyerek bu meseleyi
iki farklı açıklama yapmış. Müslümanların dinlerinden döndürme, Müslümanları dinlerinden döndürme tehlikesi ve riski. Bunun için baskılar kurulması. İki, düşman tarafından gelebilecek toplu saldırı riski. Düşman tarafından gelecek toplu saldırı riski de bir fitne olarak ayet-i kerimede ifade edilmiştir. Burada çok önemli birkaç incelik var. Biz وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ yani yeryüzünde fitne kalkıncaya kadar savaşın. وَيَكُونَ دِينُ لِلَّهِ şimdi bizim savaşmaktaki maksadımız ilahi kelimatullah'ta zorla insanları mümin ve Müslüman yapmak değildir. Bizi zorla dinsiz yapmak isteyenlere karşı savaştır. Buradaki nükteyi iyi anlayalım, anlatabiliyorsam. Çünkü insanlar zorla Müslüman edilemez. Zorla Müslüman ettiğiniz zaman münafık olur, kafirden daha tehlikeli olur. Savaş yoluyla, zorla, baskıyla insanları Müslüman yapma dinin hiçbir temel ölçüsünde yoktur. Öyleyse bizim savaşmaktan maksadımız bizi işkence yaparak kardeşlerimiz, soydaşlarımız mesela Arnavutluk'ta şurada burada birileri onları dinsiz yapacak baskılarla o dinsiz yapmaya karşı biz savaşıyoruz. Başkalarını zorla, sopa ile, silahla dindar yapmak için savaşmıyoruz. Ve yekûnü dînü lillah ayeti bunu ifade ediyor. Bunun için Razi tefsirinde bu inceliğe dikkat çekerek diyor ki iman etme gönüllülük işidir. Zorla, zorba ile bir insan mümin olsa münafık olur ancak. Silah zoruyla, baskıyla biz başkaları mümin yapamayız. Onun için iman zaten zorla elde edilen bir şey değildir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ayetini delil getirerek Kehf suresinde, Kehf suresi 29. ayette isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin ayeti de iman hür irade ile kabul edilen bir hakikattir olarak ele alınmış. Gönüllülük esastır. Savaşın hedefinde zorla insanları Müslüman yapma yoktur. Olamaz. Münafık olur daha tehlikeli demiş. Bu çok önemli şu. Ve yekûnü dînü küllâh çok önemli. Onun için İslam'da cihadın, savaşın yani ana hedefi Müslümanları dinlerinden döndürme tehlikesine karşıdır. Birileri bizi Müslümanlar dinlerinden döndürecekse. Düşman tarafından gelebilecek toplu saldırı risklerine karşıdır. Herkes için geçerli bir din ve inanma özgürlüğü ortamını sağlamak içindir. Bu cümleyi tekrar ediyorum. Herkes için geçerli olan din ve vicdan özgürlüğünü sağlamak için Hristiyan da rahat inansın. Yahudi de rahat inansın, adam dinsiz kalacaksa rahat dinsizlik yapsın diyedir. Yoksa başkalarını zorla Müslümanlık için, Müslüman yapmak için bir savaş, bir harp asla ve kat'a olamaz. Evet, çünkü dinin Allah için olması, İslam dinine değil, diğer dinlere inanan ve dinlerinde gerekliliklerini yaşayanları da baskıya maruz kalmamaları gerektiği şeklinde ifade edilmiştir ki mesele bu incelikler içerisinde ele alınmalıdır. Böylece la udvene illa ala zalimin meselesi de burada tercüme içerisinde anlatılmış oldu. Kısaca bu ayetin de üstünde durmuş oldum. Yani biraz daha durmak isterdim aslında. Başkalarını Müslüman yapmak için savaş yapılmaz. Herkes din özgürlüğünü rahat yaşasın diye yapılır. Ya yani herkes inancını dinini hangi şeye inanıyorsa hür yaşasın diye yapılır savaş. Ama Müslümanlar da zorla dinlerinden çıkartılmasınlar diye yapılır. Bu ince mevzu idi. Yani bilemiyorum anlatabildim mi? Şimdi harem aylarına geliyoruz. Burada kalmış olduk. İnşallah gelecek hafta buradan devam ederiz. Bizimlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Amin. Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Hürmet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.